Kansız meleğimdin. Nasıl da böyle büyüdün ve serpildin. Büyüdüğünü görmedim. Kız bir de babası var benim gibi rahatsız. Üzgünüm büyüdüm bunu biliyorum. Seni çok seviyorum. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tümden iyisi. Sen bir tanem bunları aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tümden iyisi. Sen bir tanem bunları aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. Kaç oğlum kaç. Ulan ne duruyorsun elektrik direği gibi, yürüsene be. Çok az kaldı. Hadi damat. Hadi bakalım. İşte. Geliyoruz. Geldik. Hadi. Hadi bakalım geldik damat. Ne güzel itiyorduk ya. Tam alışmıştı bünyem ya. Olur mu damat? Olur mu hiç? Kuvvetini biraz idareli kullanman lazım. Daha gelini kucağına alacaksın. Ne? Altıncı katı çıkaracaksın. Ne? Nerede kaldı bu babamlar ya? Ben dedim kesin başınıza bir şey gelecek. Gitmeyin diye. Ama sakalımız yok ki kimse bizi dinlesin. Ay ne diyorum ben ya? Üf. Ece kızım bak ne kadar şanslıyız. İçinde pijamalar olan poşeti Vehbi'nin kutusuna koymuştum. Ya ne kadar şanslıyız Latife Sultan. Ben de yarın okula pijamayla giderim artık. Şunun üstü olur belki ha? Latife Sultan. Olmaz mı? Evet. Güzel Allah'ım ya. Bir kuluna aynı günde bu kadar çok kamera şakası yapılır mı ya? Şaka filan değil oğlum. Adamlar bizi bulmuşlar işte. Bizimizi mi? Evet. Evet. Büyük bir ihtimalle atlarımızın nal izlerini takip edip böyle bulmuşlardır nerede olduğumuzu. Ne saçmalıyorsun oğlum sen be? Ne atı ne nalı? Devenin nalı abicim, devenin nalı. Yani Tahir Hoca bizi buldu, tepemize taşındı. Biz daha bu gerçeğe alışamamışken. Bunlar bizi nasıl buldu böyle pat diye ya? Buraya taşınacağımızı önceden biliyorlardı. Kesin. Abicim ben bile az önce öğrendim buraya taşınacağımızı. Onlar nasıl öğrendi? Doğru söylüyorsun ya. Buldum. Yine ne buldun? Kesin aramızda bir köstebek var. Kesin. Aslan damat, nedir durumun? Yoruldun değil mi? Kim? Ben yorulacağım öyle mi? Dalga geçiyorsunuz herhalde sevgili dayıcığım. Siz bırakın sırtımda taşıyayım arabayı. Hatta böyle kızaklarla karadan Halice'ye indireyim sizi. Sen çok yaşa damat. Ne güzel güldürüyorsun beni, çok yaşa. Aslanım benim be. Karadan indireyim. Bence köstebek Vehbi. Ne zamandır arzuda gözü var zaten yedi cücenin. Hatta Latife Sultan'la bile işbirliği yapmış olabilir biliyor musun Rıfat? Rıfat. Rıfat ne yapıyorsun oğlum sen orada? Yoğurt yiyorum. Yapma ya. Buradan bakınca leğende çoraplarını yıkıyormuşsun gibi görünüyor. Sırası mı şimdi çorabın leğenin be?
Az tadı bırakmadın be. Başlayacağım şimdi senin ağzına da tadına da. Olayın ciddiyetini anlasana ya. Adamlar bizi görürlerse tuz buz edecekler. Bir plan yapacağım oğlum. Düşünüyoruz herhalde. Enerji depoluyoruz. Vereyim mi sana da bir tane? İstemez, istemez. Sen bilirsin. Ne diyeceğim? Hı? Kaşığı nereden buldun sen? Cebimde taşıyorum. Ne? Böyle acil durumlar için oğlum. Acil durumlar için. Bak. Çatal da var. Hey Allah'ım. Niçin bana daha faydalı bir kardeş vermedin ya? Oğlum. Hadi aç ağzını. Bak. Kokmuştur. İstemez. İstemem ya. Git ya. Aç. Ya git. Oğlum açsana aç. İstemiyorum. İstemiyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Ay, artık o yavruyla katip, koçbaşıyla gelseler bile açamazlar bu kapıyı. Baba ne yapıyorsun? Evdeki güvenlik önlemlerini arttırıyorum kızım. Şurası boş kalmış babacığım. İsterseniz oraya da delip kapıyı çalanların üzerine kızgın yağ dökelim he. Ne dersin? Bak ben bunu niye daha önce düşünmedim? Aferin kızım, çok iyi fikir. Ya baba ne gerek var bu kadar zincire kilide? Hem ben asıl kilidi kalbime vurdum. Ne yaparsa yapsın o Sedat içeri giremez artık. Ah benim kül kedisi kafalı kızım ah. Sırf kalbine değil saçının teline dokunamayacak bir daha o mantar tabancası. Saçının teline. Ah. Tel dedim de acaba balkona elektrikli tel de döşesem ne? Mi? Arzu. Arzu. Bir yere mi gidiyorsun kızım? Hayır anne. Babamın evi hapishaneye çevirişini izliyorum. Şu kapının haline bak ya. Aa! Hadi baba, hadi amca. Açlıktan öleceğim şimdi. Neredesiniz ya? Üf. Bence biraz daha yavaş atmalısın. Hı? Dur göstereyim sana. Kaç numaralı sıra? Beşe atacaksın, beşe. Hı hı. Sek bakalım. Ne dedi o? Hiçbir şey demedi. Sadece taşı gittiğine koydu. Ne? Birisi beni uyandırsın lütfen. Ha! Fena değil de. Bence çok fenaydı amca. Adı ne acaba? Aman dede, gözünü seveyim yemek programlarından uzak dur. Arkadaş alınıyor. Alınıyor mu niye? Hani fırında ördek falan yapıyorlar ya. Ha, tamam tamam. Annen nerede kaldı acaba? Ya arabasını çarpmıştır bir yerlere ya da süpermarkete rehin almışlardır. Şimdi arar polisler. Altay evladım alay etme annenle çok ayıp. Alay etmiyorum ki dede ya. Bal gibi ediyorsun işte. Peki söylediklerimin hangisi yalan dede? Ne yapalım oğlum? Çocukluğundan beri annen böyle işte. Tatlı bir sakarlığı var kızcağızın. Küçükken göstermediğimiz psikolog, götürmediğimiz doktor kalmadı. Üfürükçülere, falcılara bile götürdük mecburen. Ama yok. Kimse düzeltemedi annenin bu sakarlık huyunu. Altay, en son bir üfürükçü hocanın evini yakınca biz de pes ettik zaten. Boş ver. Hepimiz onu öyle seviyoruz. Hep de öyle seveceğiz. Hem iksir. Öteki türlü hayat ne kadar sıkıcı olurdu hiç düşündün mü dede? Doğru söylüyorsun evladım. Yine devirdim hepsini. Şşş, gidiyorlar galiba. Sadece mafya babası gidiyor oğlum. Bak korumaları hala orada. Yok o da gidiyor. Yavaş düşüyorsun. Ya nasıl düştü adam kıçının üstüne? Ulan birisi yardım etsin adama be. Kadının altında kaldı havasızlıklar ölecek. Şşş, bırak bırak. Kurtuluruz ne güzel. Birkaç dakika içinde eve gitmezsek evdekiler açlıktan ölecek biliyorsun. Herifler bizi görürlerse biz de aşırı dayaktan öleceğiz. Eve bir ulaşabilsek.
3 kutuyu orada yedim. Elmayı da götürdüm. Bir fikir bulurum şimdi. Aman senin fikirlerin kalsın. Son fikri bulduğunda ben nezarethanede dans ediyordum dansöz kılığında. Babacığım nereye bakıyorsunuz? Pencereden uzak durun, pencereden uzak durun. Babacığım yine yükselmeye başladınız ne? Ya. Bizi korkutuyorsunuz Tahir Bey. Tamam kesin emir emirdir. Bütün pencerelerden uzak durulacak. Ayrıca yarın sabaha kadar genel karartma uygulayacağız. Nasıl karartma? Böyle Konya usulü yoğurtlu hafif acılı. Ne? Hanım akşam akşam iğrenç espriler yaptırtma bana. Basbayağı karartma işte. Yeni bir emre kadar ışıklar açılmayacak. O iki yavruyla katip evin iç huzurunu bozmak için karşı damlara çıkmış bizi izliyor olabilirler. Evin içini görmelerine izin veremeyiz öyle değil mi? Bak ne güzel olduk. Bu kılıkta hayatta tanıyamazlar bizi. Evet. Keşke kilotlu çoraplarımız da olsaydı yanımızda. Kafamıza geçirirdik. O zaman da tanıyamamışlardı hatırladın mı? Yok oğlum bu defa bayağı renk değiştirdik. Baksana nasıl yakıştı. Hakan'la Okan gibi oldu. Haklısın ya. Hiç fena olmadı aslında. Ver. Şunları da, buraya bırakalım. Yarın Latife bunları getirirken bunları da alır. Şunu ver şunu. Şunu. Benim yeğenim kuş gibidir. Bana bak. Doğru anı bulduğumuz anda buradan zıp diye fırlayacağız tamam mı? Şş bana bak. Böyle heriflerin daha çok dikkatini çekmez miyiz? Ebe abicim. Ebe abicim. Ne dikkat çekmesi ya? Bu kıyafetle koşmaktan başka ne yapabiliriz ki? Doğru söylüyorsun. Hatta sen kaleci olduğuna göre uçarak geçmelisin adamların önünden. Böyle tek yumruk. Öyle değil mi oğlum? Halı sahada maçtan dönen genç taklidi yapacağız. Tamam. Here we go. Oley oley oley. Go go go. Oley oley oley. Aşağıdaki zilde adı yazıyordur herhalde. Ufacık çocuğun adını niye yazsınlar ki zile? Mektup. Mısır alsana dede. Yok oğlum öyle şeyler çok tuzlu. Bana yasak biliyorsun. Seninki de hayat mı dede ya? İstediğini yiyemedikten sonra ne anlamı var ki yaşamanın? Sen de benim yaşıma gelince anlarsın. Ya hadi tat biraz. Bu kadarcıktan bir şey olmaz. Annene söylemek yok tamam mı? Merak etme dede. Geçen gün sigara içtiğini söyledin mi? Yeni kulağı var oğlum. Hadi güzel mektup. Göster bana güzel yüzünü, ön yüzünü. Merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Lens'imi düşürdüm de onu arıyordum. İyi akşamlar. Hay Allah. Ah be kızım niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Yarın bir gün yine rastlaşır sorarsın çocuğun adını. Yok, o kadar bekleyemem. Al, sen de al bir tane. Alsana ya. Adı ne bunun? Bilmem, annem gelince sorarız. Bence adı ördek olsun ha. Vallahi çok yaratıcısın dedeciğim. Ya şuna bakınca nasıl aklına böyle bir isim geliyor? Şaştım kaldım. Bence çok çarpıcı oldu. Bu kanalı beğendi galiba. Mayo koleksiyonları nefes kesiyor sevgili seyirciler. Ünlü mayo markaları yeni modellerinin tanıtımları için dünyanın en iyi ve en pahalı modelleriyle katalog çekimlerine başladılar. Şimdi sizlere bu çekimlerden özet görüntüler sunuyoruz. Ulan ördek çok sevdim seni. Aferin. Ha. Al bas bakayım bir gaga. Ha? Başka nerede var böyle güzel programlar? Bas bir gaga bakayım. Bas bas. Hadi girelim artık. Bu böyle olacak. Hadi arkadaşlar. Ya Rıfat. Hadi oğlum çıkalım artık ya. Bunların sahipleri görecek şimdi. Bir de hırsızlıktan gireceğiz içeri. Dur be. Birkaç saniye bekle. Herife baksana bayılmak üzere. Rahatça kaçarız. Şş. Bakkaldan bir şey serum mu alsaydık acaba? Ne? Evdekiler için. Açlıktan bayılacak zavallılar. Yine gitti yumurtalar. Dedem oluyor dedem. Hemen mesenin altına saklanayım. Dedem atım var altına girecek. Bunlar da ne yapıyor? Düğün dernek mi kuruyor anlamadım ki. Ay. Ödümü kapardın Latife Sultan. Kızım sen nereye gittin? Sokak kapısı açık kalmış. Onu şey etmek için şey ettim. Sokak kapısı mı? Ha.
Dede bu nasıl? Bir önceki albümleri daha iyiydi sanki. Yalnız sesini çok açma istersen. Ördeğin yüreği ne edecek şimdi? Şuna baksana, tavus kuşu gibi kabardı. Son bir şunu dinle bak. Annen de geldi işte. Biraz da ona eziyet edersin artık. Aşk olsun dede ya. Biz senin kapısını dinliyoruz ama. Mecburen dinleyeceksin. Şunun melodisine bak. Ne güzel. Açtım açtım. Hoş geldin ben. Evladım. Yani bu saatte... Evladım. Dediniz, kendinize o kadar haksızlık etmeyiniz canım. Siz çok daha genç duruyorsunuz. Efendim? Bana evladım dediniz ya. Yok, onun için değil. Ben müziğin sesi böyle çok şey olunca şey zannettim. Ondan şey ettim yukarı. Ne kadar açık sözlüsünüz. Sizin gibi açık sözlü kadınlara bayılırım. Nasıl? Benim torun biraz haylazdır da o açıyor müziğin sesini. Ama ben hemen şimdi onun kulaklarının paçalarını ikişer santim uzatacağım. Sizin gibi bir hanımefendiyi rahatsız etmenin cezasını çeksin karata. Yok efendim, yapmayın, çocukcağızın kulağına öyle bir şey, yazık. Şaka yapıyorum canım. Şaka yapıyorum ya. Rahatsız ettim, kusura bakmayın efendim, iyi akşamlar. Estağfurullah efendim, istediğiniz zaman rahatsız edebilirsiniz. Hatta yatıya da bekleriz. Ne? Yine şaka yapıyorum canım. durun bir saniye. Adınızı bağışlamayacak mısınız? Yok. Ben adımı Türk Hava Kurumu'na bağışlamayı düşünüyorum. Nasıl? Şimdi de ben şaka yaptım. Tövbe estağfurullah tövbe. Yatıya kalacakmışım. Yok artık. Ne oldu Latife Sultan? Geç içeri kızım, geç. Yukarısı hiç tekindir, hadi. Kaldırın. Sonunda gidiyorlar. Hadi çıkalım artık. Tamam. Arkaya bile bakmadan hızla koşacağız, tamam mı? Hadi. Hadi bir dakika, poşetler. Ben hazırım. Açılın, rüzgarın oğlu Sedat geliyor. Var mı lan? Düşecekler. Hadi son 2, 3, 4. Yaşandı bize ya. Marketteki kadın. Yine mi siz ya? Özür dileriz hanımefendi. İsteyerek toslamadık. Arkadaşla verkaç yapıyorduk. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Polis çağırayım da görün gününüzü. Sapık herifler. Yok hanımefendi, çok yanlış anladınız. Hiçbir alakası yok. Kader zaten bize kötü şekilde ağlarını örüyor bugün. Kardeşim doğru söylüyor. Kader çok kötü kafayı taktı bize. Sabahtan beri ağlarını ters örüyor. Kayalara toslayıp düşüyoruz. Ne? Siz kardeş misiniz? Evet. İkiz misiniz yoksa? Yok. Şuraya bak. İki tane yumurta kalmıştı, kırılmadık. Onları da kırdınız. Bravo size, bravo. Evde herkes hepsini ben kırdım zannedecek. Gofret buldum. Lütfen verin, o benim gofretim. Lütfen verin şu gofretimi. Yolun ortasında rezil oluyoruz. Lütfen verin. Makarnamı da verin. Rıfat, versene hanımefendinin gofretimi ya. Bir dakika ya. Nereden bileceğim ben onun gofreti olduğunu? Üstünde adımı yazıyor. Ne saçmalıyorsun sen ya? Az önce ben aldım onu marketten. Bir dakika, elinizde somut deliller var mı hanımefendi? Rıfat! Küçük. Bir dakika abicim ya, şu anda cillop gibi bir gofret söz konusu. 50-50 bari yarısını yiyeyim ya. Rıfat, adamlar duyacak. Ver şu gofreti, gidelim ya. Ya vermeyeceğim ya. Ne oluyor? Kim bu herifler ya? Bana yüzleri hiç yabancı gelmedi. Ay, iyi mahallenin gençleri işte, hadi gidelim hadi. Hepsi senin o burnu yüzünden. Oğlum hemen timsah yapalım. Ne yapalım? Ne oluyor ya? Ana, gofret gitti. Timsah yapalım, tek hareket. Oley, 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 oley. Un, dos, tres. Oley, oley, oley. Dur, poşetler dağıldı ya. Oley, oley, oley. Oley, oley, oley. Eyvah. Oley desen olur ya. Oley, 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 oley. Aa, Sedat, kadın da bizim apartmanda oturuyormuş be. Oley. Bravo abicim. Senin daha yani planın sayesinde daha apartmana taşınmadan adımız deliye çıkacak. Aman, bravo. Her yada geç zaten belli olacaktı bizim deli olduğumuz. Oley, 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 oley. Şampiyon. Poşetler dağıldı ya.
Tüh. Yaşasın, babamlar geldi. Tüh, yanlış dile bastım. Neyse, alt kat boş zaten. Heh, bu sefer annem geldi işte. Al dede, sen devam et. Tamam, girdim içeri, basmayın artık. Baba, Rıfat amca. Anne. Merhaba. Merhaba. Babam geldi zannettim. Bizim zil çaldı da. E bizimki de çaldı. Ne hoş bir rastlantı değil mi? Nasıl? Merhaba. Merhaba. Altay. Efendim anneciğim. Annenmiş gelen, sen kazandın. Yardım etsene oğlum elimde. Hemen geliyorum. Hoş geldin anne. Dikkat et oğlum, ağır. Ağır benim göbek adım biliyorsun anne. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum ama neyse. Yeni taşındınız galiba. Evet efendim. Benim adım Ece. Çok memnun oldum. Benim adım da Berna. Altay'ın annesiyim. Duydum efendim. Güle güle oturun. Annenin bir ihtiyacı olursa söyle, çekinmesin. Şey, annemle değil de babamla kalıyorum ben. Anlıyorum. Bir de amcam var. Amcan mı? Evet. Neyse, hadi kızım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi canım, olamaz böyle bir şey. Mümkün değil. Ne kadar şirin bir kız, baksana. Onların bu kadar güzel bir kızla alakası olamaz. Adı Altay'mış. Kesin o geldi, kesin. Tüh, babamlarmış ya. Tüh mü? Tüh dedi ya. Tüh çok dedi. Geç kaldık oğlum. Çok geç kaldık. Muhtemelen kız açlıktan ayakkabılarını yedi. Çok komik Einstein. Ne bu haliniz? Ay ben çok acıktım abicim. Sen anlat. Ah Sedat Bey, Rıfat Bey, ne bu haliniz? Ne olmuş? Ne var benim halimde ya? Topu kaptım gidiyorum. Karşıma gelene basıyorum çalımı. Basıyorum çalımı. Bir kafa, bir faul. Bir öpüyorum. Bugün alt kata yeni birileri taşınmış, gördünüz mü? Ya Rabbi şükür, yağmur yağdı galiba. Özür dilerim anne. Özür dilerim kızım. Birden gezime kaçtı. Ya benimkine de. Hay Allah, ne büyük tesadüf. Ya. Ya ya. Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz ama neyse. Eline sağlık Latife Sultan. Afiyet olsun Sedat. Ya böyle Sedat bir basit sandviçe bile senin elinde yediğime olay aniden bir ziyafete dönüşüyor. Ece, yavrum sen niye yemiyorsun? Benim iştahım yok baba. Sedat, o zaman ben yiyebilirim onu. Rıfat. Hayır, çöpe gitmesin yani, günah o açıdan. Kızım, hasta mısın yoksa? Dur bakayım ateşine. Hey, senin ateşin var. Babacığım yok bir şeyim, vallahi yok. İştahım yok sadece. Kızım sabahtan beri hiçbir şey yemedin, nasıl olmaz iştahın, Allah Allah. Yeğen, şşt. Ne o, aşık mı oldun yoksa kız? Ne? Rıfat ne ayıp şey ya? Şaka yapıyorum ya. Yeğenlerin Şakirası. Kızma yavrum, kızma. Aşık olmuşmuş. Bacak kadar kız ya. Bacak kadar mı? Evet, bacak kadar. Ben artık büyüdüm baba. Aşık olacak kadar büyümedin ama. Oğlum yatmadan önce bile ders çalışıyor diye gözlerim yaşarmıştı. Ama şuraya bakın, beyefendi neler okuyor. Bunlar da hayat bilgisi sayılır anneciğim ya. Tex Apache savaşçısı. Evet haklısın, tam bir hayat bilgisi. Yarın okul var yine, hadi uyu artık. Hiç hatırlatmasan aslında. Tatlı rüyalar bebeğim. Sana da anneciğim. Altay, hı? Babanı özlediğini biliyorum. Bu hafta sonu göreceğim, ne güzel işte. Mahkeme seni bana verdi diye kızgın değilsin değil mi? Biliyorsun senin mutluluğun benim için çok... Artık kabul et anne, ben büyüdüm. Kendim için neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi ayırt edebiliyorum. Senin mutlu olduğunu gördükçe ben de mutlu oluyorum. Ve ayrıca seni çok seviyorum. Ben de seni oğlum. Ha bu arada hala o kadar da büyümüş sayılmazsınız beyefendi. Her sabah bir bardak süt içilecek. Peki anneciğim. Babacığım iyi misin? Diş fırçasını unuttum galiba. Yok yok, burada diş fırçası.
İyi misin? Ben iyiyim de kızım. Sen pek iyi değilsin galiba. Ne oldu ki? Kızım, daha ne olacak? Ödümü koparttın ya. Amcanın insan numunesi diye götürmek üzere Marslılar geldi sandım. Marslılar mı? Ya, Marslılar. Bak şu suratın haline. Bak, bu ne bu? E maske. Yapma ya. Balo var galiba bir yerlerde. Nasıl balo? Maskeli balo. Dur ben de Süpermen kıyafetimi giyip geleyim bari. Ay saçmalama baba. Bu özel yüz maskesi. Ne? Cildi gençleştiriyor. Yavrum, sen daha geçenlerde doğdun. Ceylan derisi gibi cildin var. Ne sürüyorsun böyle gereksiz şeyleri suratına? Gereksiz değil babacığım, cildi besliyor. Ece, lütfen çıkar şunu, komik oluyorsun bak. Ben komik oluyorum öyle mi? Ne gülüyorsun? Amcanın pijaması. Benimki diğer valizde kalmış. Kızım gülme. Tamam 8 numara büyük ama hiç yoktan iyidir. Aslında çok güzel olmuş babacığım. Büyüyünce de giyersin ne güzel. Ne? Buraya gel. Bak. Ya baba. Git başımdan. Daha 4 dakikam var benim. Senin saatin yanlış oğlum. Git radyodan ayarla öyle gel. Altay, hala yatakta mısın sen? Yok anneciğim. Bu benim yeni okul kıyafetim. Yorgan, çarşaf falan. Ne? Ayağa kalkınca daha güzel duruyor aslında. Hadi kalk çabuk. Geç kalıyoruz. Ya ben bugün okula gitmesem, okul buraya gelse mesela? Saçmalama. Tam 5 dakika içinde kahvaltı masasında olmazsan okula yürüyerek gidersin sabah şekeri. Hadi kardeşini de al yanına, unutma. Anne kardeşin deme şuna ya. Allah Allah, kim geldi acaba bu saatte? Şu halimize bak, göbek atarak açıyoruz kapıyı. Günaydın komşum. Günaydın. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi bu saatte. Madem rahatsız ettiniz, buyurun artık. Efendim? Durun tahmin edeyim. Toz şekeriniz bitti, bir fincan şeker istiyorsunuz. Nasıl bildiniz? İçime doğdu, hadi verin fincanı. Pek bir bilmiş bu da. Bana bak. Tuvalete gidiyorsan elini çabuk tut. Ben de çok sıkıştım çünkü. Buyurun. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda iade ederim efendim. Tüh, keşke tartsaydım o zaman. Nasıl? Şaka yapıyorum, şaka. Maşallah, sizin evin şakası da pek bir bol. Nasıl efendim? Çok teşekkür ederim dedim evladım. Anne, kravatım nerede? Geliyorum. Şşt, dolaşma ayak altında. Dede kalkacak. Uyku serseme ezecek seni şimdi. Sonra akşama salatayla yemek zorunda kalacağız zat halinizi. Geldim oğlum, geldim. Yine ne var? Çok geç kaldım. Anne ördeği gördün mü? Ha gördüm, sana çok selam söyledim. Ama anne. Bırak oğlum şimdi ördeği Leyla'yı. Çok geç kalıyoruz, hadi giyin. Hı-hı.
Hay Allah, kapıyı açık unutmuşum. Hey, daha giyinmedin mi sen? Çabuk çabuk. İki ayağımı bir paçaya soktun anne ya. Yok, başka türlüydü o laf. İki ayağını bir pabucaydı galiba. Neyse ya. Git başından ufak, daha, daha sabah olmuş sayılmaz. Bana bak, çakacağım şimdi gelişini bir böyle ha. Nerede bu ördek ya? Balkona çıkmıştır belki. Sakın kanatlarla kanatla uçmaya kalkmasın bu salak. Rıfat! Oğlum git Latife Sultan'ı taciz et ya, sana sucuklu yumurta yapsın. Bak. Bak bak. O kadar korkunç mu görünüyor sahiden? Evi uzaylılar işgal etti. Latife, Latife. Günaydın efendim. Seksekçi. Neci? Kamera nerede? Ha, siz de kameranızı kaybettiniz demek. Ben de ördeğimi kaybettim. Buralarda bir ördek gördünüz mü? Hayır. Az önce bir gergedanla zürafa geçti ama ördek hiç görmedim. Ya yok yok, Altan, öyle değil. Ne oyalanıyorsun sen orada? Latife! Ördeği aradım anne. Bulmuşsun işte ördeği. Sedat Bey! Sedat Bey, yatağınızdan bu çıktı. Ne yapacağız? Aa, fırına koy. Akşama portakallı portakallı yeriz. Olmaz! Ne oldu baba? Hadi Altay, ördeği koy küvete. Barbarlar ördeği fırına vereceklermiş. Hadi oğlum. Siz de ördeğinize sahip çıkın lütfen. Ben Rıfat'ı yollarsam sizin eve, mutfakta bir tek yenmedi karabiber bırakır. Yine kapanmış. Latife! Latife! Günaydın. 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 Karar verdim. Şu andan itibaren karar verdim. Her şey çok güzel olacak. Hiç kızmayacağım. Çok sakin olacağım. Latife! Şuraya bak. Bahçe değil, mayın tarlası sanki. İnsan bir su sıkmaz mı şunların üzerine ya? Yazık, yazık. Boşuna uğraşmayın. Ben çok suladım. Bu mevsimde hiçbiri söz dinlemiyor. Sulamayı bilmezseniz söz geçiremezsiniz tabii. Çiçekler kadın gibidir. Onları seveceksin, koklayacaksın. Siz hayatınızda doğru dürüst bir kadın görmemişsiniz galiba. Sırf koklamakla olmaz o işler. Biraz yakışıklı olacaksın, karizma sahibi olacaksın. Benim gibi yani. Boş bir zamanınızda gençlik anılarımı anlatır, moralinizi bozarım inşallah. Rıfat, kalk artık, işe geç kalıyoruz, hadi. Abicim kalksana, daha ilk günden kovulacaksın gazeteden. Kahvaltı hazır mı? Önce bir günaydın der insan ya. Bir günaydın der abicim ya. Ya neresi aydınlık bugünün be? Bütün her yerim tutuldu. Yatak diye hamam taşı sanki. Senin sırtın en azından yatak gördü. Ben yerde yattım sabaha kadar. Sen bu yastığı nereden buldun ya? He? Yastık değil ki o, ayı. Yapma ya. Ben de deve sandım. Ya Sedat be, çok rica edeceğim. Sabah sabah kahvemizi içmeden, tostumuzu yemeden böyle kötü espriler yapma. Bütün günüm kötü geçiyor sonra. Nereden buldun abicim sen bunu? Hangi çocuğu kandırdın da çaldın? Hiç kimseyi kandırmadım abicim. Burada unutmuşlar. Sarıldık uyuduk işte. Kardeş kardeş. Hadi kalk, hazırlan. Kalk hazırlan hadi. Bak ne diyeceğim. Latife Sultan kahvaltı hazırlıyor. Sor bakalım kardeşine armut suyu ister mi? Hah, bak bu fena değildi işte. Biz de yavaş yavaş uyanıyoruz, kendimize geliyoruz herhalde. Kalk. Sen burada hadi. Dur. Biz akşama döneceğiz. Tamam mı? Dur ben kalkarım. Oh. Bana bak, bu formaları Latife Sultan'a bırakalım. Adamların ipinden aldık ha, çok ayıp olur ya. İyi, bırakırız. Dürüstlük abidesi kardeşim benim. Siz burada yenisiniz galiba. Sadece burada yeniyiz efendim. Sadece burada yeniyiz. Normalde 60 yıllık bir hayat tecrübemiz vardır. Bana Aydın Dede veya Ay Dede derler buralarda. Sadece iş arkadaşlarınız mı Ay Dede derler size? Sen yine de abi de istersen bana.
amca desem. Tadını çıkar, tadını çıkar. Ama beni dinlemeyi de ihmal etme. Bu apartmanda bütün bahçe organizasyonu benden sorulur. Benim bahçeme benden habersiz kimse hortum tutamaz. Korkma Latife Sultan, koy şuraya koy. Komşuların ne bileyim evladım, belki evde filan da ısırırsın. Geldi evin neşe kaynağı. Tıraş olurken karar verdim abicim. Bugün hayatımın geri kalanının ilk günü. Artık her şeye iyi tarafından bakacağım. Yapma ya, sen niye daha önce tıraş olmadın? Hayatın tadını çıkaracağım. Aynı şu sucuklu yumurta gibi. Bu bitmiş ha? Rıfat Bey, ne çabuk yedin hepsini evladım. Olsun. Yumurtada kolesterol var zaten. İyi olmuş. Afiyet şeker babacığım olsun kardeşim. Babacığım ben çıkıyorum. Ece bir şey yemeden mi gidiyorsun kızım? Yok Latife Sultan, ben rejimdeyim. Ne? Ulan batırdın oğlum domatesleri be. Aa! Ne rejimi kızım? Bu yaşta? Sen hiç dergi okumuyorsun galiba babacığım. Bu yaşlarda olayı sıkı tutmak lazım. Hep formda kalmak lazım. Kimse beğenmez beni sonra. Kim beğenecek ya? Her sabah sadece bir elma. Hadi çal. Çal mı? Ne çalı ya? Rıfat gülme Allah aşkına. Hani bundan sonra her şeyi iyi tarafından bakacaktın? Dünya güzel bir kızım var oğlum. Bir kere de öyle düşün. Bir kere de öyle düşün. Düşünmeyeceğim işte. Çalmış. Bana bak, bana da 30 yıllık tarih hocası Tahir derler. Bizde dededen kalma gelenektir. Çevremizdeki her şeyi adam ederiz. Çiçekler de buna dahil, komşular. Rezilim be! Baba ne yapıyorsun? Anda kapalı herif. Günaydın. Sen de günaydın diyebilirsin mesela. Günaydın. Artık tanışalım mı? Ne dersin? Benim adım Altay. Senin de bir adın vardır umarım. Ne? Sen adını söylemedin diyorum. Ha tabii ya. Adım neydi benim ya? Ece olabilir mi? Nereden biliyorsun? Çantada yazıyor. Ha. Doğru. Rıfat, ben iniyorum, acele et. Dur sen lobamı alır. Ne çok mektup gelmiş sana. Çoğu fatura. Şu kar çok güzel ama. Ece! Babam. Günaydın efendim. Sana ne? Ece ne oluyor burada? Efendim ben mektuplarımı... Sana soran olmadı. Ben kızımla konuşuyorum. Burada ne oluyor Ece? Baba ben okula gidiyordum. Sus! Bir de babaya cevap veriyor. Ama baba sen sordun önce. Bu ne bu? Mektup efendim. Yapma ya! Ben saç kurutma makinesi sanmıştım. Kimin bu mektup? Benim efendim. Sen benim kızıma aşk mektupları mı yazıyorsun yoksa? Ne? Bir de parfüm sıkmış üzerine utanmadan. Ne? Baba saçmalama lütfen, verir misin şunu? Al Altay. Bu Altay'a başkasından gelmiş bir mektup baba. Yere düşürdü, ben de alıp ona verdim. Sana yazmadı yani. Henüz değil efendim. Ne? Ben çok geç kaldım. Sonra görüşürüz Ece. Ne kadar tatlı değil mi baba? Bana bak küçük hanım. Sizin için tatlı olan tek şey hala Latife Sultan'ın yaptığı muhallebidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Nerede kaldı bu Rıfat ya? Hop hop nereye? Amcanı bekle. Ona da alasma aldık dersin. Nasıl olsa gelir. Bekle bekle. Sen olmasaydın dersini vermiştim o kibir kutusuna ama. Sen merak etme dedeciğim. Ben minik bir intikam organizasyonu yaptım senin için. Sahibi ya ne yaptın? Dinle şimdi bak. Allah Allah ya. Ne oldu bu suya? Çok geç kaldım. Berna Hanım. Nerede kaldınız? Geldiler mi? Çoktan. Hasar ne? Sizin masada bir biblo vardı ya. Onu ben kırmadım mı geçen? Sonra yapıştırmıştık ya. Şimdi yine yapıştırırız. Çok üzgünüm. Neyse, en azından camın yanındaki vazoya bir şey olmamış. Bana şans dile. Bol şanslar. Aa, hay
Nerede kaldınız? Hoş geldiniz. Ay dur. Ay Mösyö. Dur sarılma. Hay Allah Mösyö tamam, dur. Tamam. Buraya gelip de sizi bulamazsa deliriyor biliyorsunuz. Ya haylaz çocuk. Hiç gelmese, hiç delirmese aslında ne güzel olur değil mi? Efendim? Yine neyi var demek istedim yani. Turp gibi maşallah, geldim. Turp gibi. E'si ne? Anlayamadım Berna Hanım. Nurten Hanım, randevu alıp gelmediniz mi siz bugün? Evet. Peki ben bir doktorum biliyorsunuz. Evet. Doktordan hastalar niye randevu alır biliyorsunuz o zaman. Evet. Mösyö sizi çok özlemiş, onun için geldik aslında. Yine mi özlemiş? Galiba size fena halde aşık oldu. Daha dün benim küçücük bebeğimdin, minik elli kanatsız meleğim. Nasıl da böyle büyüdün ve serpildin, büyüdüğünü görmedin. Ah babacığım, beni anlasaydın, üzülüp kızmazdın, keyfini bozmazdın. Ben en güzel çağımı yaşarken benimle birlikte yol alırdın. Kız bir de babası var benim gibi rahatsız. Üzgünüm büyüdüm bunu biliyorum. Seni çok seviyorum. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tüm benliğimizi. Sen bir tanem bunları aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tüm benliğimizi.